Gençler selamlar, ben Sevmeyle Hoca, Sevmeyle Hoca Matematik kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Bu video girişini 4 defa yaptım. Evet, 4 defa yaptım ama hani girişi beğenmediğim için değil gençler, yanlış anlaşılmasın bu. Bu videoyu 4 defa çektim, bu 4. çekişim ve umarım artık bir sorunla karşılaşmayacağım. Biliyorsunuz geçen haftalarda bir canlı yayın serisi yapmıştık, AYT denemeleri çözmüştük canlı yayında. E, ve ilk canlı yayınımıza da bir sıkıntı çıkmıştı biliyorsunuz. O canlı yayından sonra OBS'nin ayarlarıyla biraz haşır reşir olduğum için e, kayıt ayarlarını da bozmuşuz Kemal Hoca'nızla beraber ve bu kayıt ayarları bozulduğu için ilk çektiğim 1 saat 32 dakikalık video çöp oldu. Daha sonrasında ayarları yaptığımı düşünerek çektiğim 1 saat 20 dakikalık video çöp oldu. Ve arkasından Belki denerim olur diye bir 14. 15. sorulara kadar geldiğim video da çöp oldu gençler ve ben ısrarla bu videoyu çekeceğim dedim öğrencilere. Normalde pazar günü yayınlanması gereken bir videoydu ama öğrencilere benim bunu yetiştirmem lazım. Bir şekilde sınava girmeden önce bu güzel soruları onlara göstermem lazım diyerekten hızlı bir ayar yaptım, detaylı bir ayar yaptım ve artık inşallah takılmadan bu videoyu halletmiş olacağız. Gençler bu video ne videosu? 2024 TYT ve AYT için sizlere bir prova hazırladık. Hazırladık kimlerle beraber? Ben, Kenan hocanız ve VIP fizik Kemal hocanız sevgili arkadaşlarım. Bir TYT provası olacak bu video. Arkasından gelen videoda AYT provası olacak gençler. Çok güzel 30 tane ben size matematik sorusu çözeceğim. Kenan hocanız da 10 tane birbirinden güzel geometri sorusu çözdü. Ve TYT ayeti de çıkmasını beklediğimiz muhtemel olan sorulardan oluşan bir pdf de hazırladık. O pdf de sevgili arkadaşlarım videonun açıklama kısmında mevcut. Tek tıkla indirebilirsiniz. Evet artık hazırsak diyelim geçelim sınavımıza. İlk soruya başlamadan önce de kanala abone olup videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın gençler. İlk soruya bakalım. Aşağıdaki kutuların içine 1'den 8'e kadar olan tam sayıların 6 tanesi her bir kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır deniliyor. Buna göre kullanılmayan sayıların toplamı... Şimdi 1'den 8'e kadar dediği için ben onları buraya bir not almak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 yazdım. Şimdi... Şuradaki kutucuklara ilk kutucuklara baktığımız zaman iki tane sayının çarpımı 7 demiş. 7 asal sayı olduğu için çarpanları sadece 1 ve 7'den oluşur. Bundan kaynaklı bunlardan birine 1, ötekine 7 yazmak zorundayız. Şimdi toplamları 5 demiş. Toplamları 5 olacaksa burada sadece ama sadece 2 ve 3 sağlıyor geriye kalanlardan. 2'yi ve 3'ü de yazdım. Toplamları 5 oldu. Kullanılmayan 4, 5, 6 ve 8 kaldı. Farkları 3 olan burada 8 ve 5'in ta kendisidir. 8'i buraya, 5'i buraya yazarsam tüm eşitlikler sağlanır. Ve kullanılmayan 2 tane sayı var karşımızda. 4 ve 6. 4 ve 6'nın toplamı sorulmuş. Doğru cevap C şıkkındaki 10'du dedik. Ve devam ediyoruz ikinci soruyla. A ve B. Doğal sayı olmak üzere 3A artı 2B eşittir 48 demiş. Buna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle 3a artı 2b'den bahsediyoruz bakın eşittir 48 demiş. Burada gençler bunları yapabilmek için bu tarz sorulara başlangıç için şunu önerebilirim ki hemen bir tanesini bunların sıfırlayın mesela b'yi ben sıfırladım 3 kere 16 48 yaptığı için b sıfırken a'mız 16 olur diyebiliriz. Şimdi yapacağımız şey ise şu 3 ve 2'ye bakıyorsunuz kat sayılara. Eğer iki katsayılar aralarında asalsa hemen şuradakini fazla olanı ikişer azaltarak az olanı da üçer arttırarak yolumuza devam edeceğiz ve bütün ikilileri bulacağız. Yani 2 azaltırsam 14, 2 azalttım 12, 2 azalttım 10, 8, 6, 4, 2 ve 0 yazacağım. Buna karşılık da bunları 3 artırarak ilerlersem burası 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 21 ve 24 yapar hocam diyeceğim. Pekala. Diyor ki 7 tane AB ikilisi vardır. Saydığın zaman 9 tane AB ikilisini burada görebilirsin. Bundan kaynaklı birinci öncülümüz patladı. Geçtim ikinci öncüle. A kere B çarpımının en büyük değeri 96 demiş. 8 ile 12'yi çarparsak 96 gelir. Bak diğerlerini çarptığın zaman daha küçük değerler elde ediyorsun. Bunların her birini tabii ki bulabilirsin. 96 maksimum değerdir yani bu doğru. A artı B toplamının alabileceği en küçük değer 17'dir demiş. Şimdi 16 ile 0'ın toplamının 16 olduğunu ve 17'den daha küçük olduğunu gördüğümüze göre 3. öncülü de eleyebilirim. Doğru cevabım yalnız 2 olacakmış. İkinci sorumuzu çözdük. Cevap A'ydı. Geçtim 3'e. Aşağıdaki tabloda her kutuya birer gerçel sayı yazılmış. Burada e, mavi kutulardaki sayıların çarpımı negatif, yeşil kutulardaki sayıların çarpımı da negatifmiş. Şimdi mavi kutularda A çarpı B kare çarpı C küp geçerli ve bu negatifmiş. Ekstradan yeşil kutulardaki de negatif olduğu için B çarpı C kare çarpı A'nın küpü dedim. E bu da negatifmiş. Şimdi bu şekilde çarpma işlemleri varsa çift kuvvetli olanları kafadan eleyebilirsiniz gençler. Neden? Çünkü çift kuvvet olduğu için negatifin de çift kuvveti pozitif. Pozitifin de çift kuvveti pozitif olacak. Bundan kaynaklı bunları eleyebilirsiniz. Pozitifin bir etkisi yok çarpma işleminde. C küp A küpte de buradaki tek kuvvetleri görmeyebilirsiniz. Neden? Çünkü negatifin tek kuvvetleri zaten negatiftir. Pozitifin tek kuvvetleri de zaten yine pozitiftir dedik. Pekala. A çarpı C kaldı. Negatif olan. Ve B kere A kaldı. Yine negatif olan dedim. Yani burada ne demek? İkisinde de A var gördüğün üzere. Bu A'yı C ile de çarpınca negatif. B ile de çarpınca negatif geliyorsa. Demek ki C ile B aynı işaretli olacak. Şimdi ABC sayılarının işaretli de hangisi olabilir demiş ya. B ile C'nin aynı işaretli olanlarını işaretliyorum hemen şu şekilde. Farklı işarette bak bununla bu farklı, bununla bu farklı olduğu için hemen bunları eliyoruz gençler. Bunlara bay bay dedik. Pekala. Şimdi C hangi işaretliyse A da zıt işaretli olmalı ki negatif gelsin sonuç. Yani buraya bakıyoruz. Artı artı bak bu da artı demiş. Bu olmaz abi. Eksi eksi demiş bu da eksi olmaz. Ama eksi eksi demiş bak A'yı pozitif seçersek hem A kere C hem de A kere B negatif olur. Doğru cevap C şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geçtim dörde. M tane A sayısıyla N tane B sayısının oluşturduğu sembolün değeri M bölü nedir demiş. Örnek olarak bak burada kaç tane A var? 3 tane A var. Kaç tane pardon 4 tane A var burada. Ve 3 tane de B var değil mi? Gördün. Pekala o zaman bu, bu sayının değeri... 4 bölü 3'tür diyoruz. A, A, B, B, B. 2 tane A ve 3 tane B var. Bunun değeri x'miş. O halde x dediğim sayı kesinlikle 2 bölü 5'tir. Çünkü 2 tane, 2 tane A, 2 bölü 3'tür. 3 tane de B var. Peki Y neymiş arkadaşlar? O da A, A, B, 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 B sembolü değilmiş. Yani 2 bölü 5'tir diyebilir miyim? 2 tane A var, 5 tane B var. Şimdi diyor ki x artı y bölü x çarpı y. Bak ben bu x artı y bölü x çarpı y'yi şu şekilde yazabilirim x bölü x kere y ve artı y bölü x kere y biçiminde ifade edebilirim. Burada x'ler burada da y'ler birbirini götürürse aslında bizden 1 bölü y ile 1 bölü x'in toplamı istenmiştir diyeceğiz. 1 bölü y dediğim şey bunun çarpımsal tersidir yani 5 bölü 2'dir. 1 bölü x dediğim şey de bunun çarpımsal tersidir yani 3 bölü 2'dir. O halde bunların toplamı bana 8 bölü 2'yi verdiği için doğru cevabımız da 4'ün ta kendisi olacaktır deriz. Doğru cevap D şıkkıydı. TYT'de ilk 4 soru karşınıza bu şekilde gelme ihtimali var. Ben bu soruları kendi kaynaklarımdan seçtim. Kendi yazdığım sorulardır. Ve sevgili gençler unutmayın karşınıza çıkabilme ihtimali yüksek olan sorulardan seçtim ben bu soruları. Beşinci sorudayız. ABC ardışık tam sayılar olmak üzere. AB'den BDC'den küçük eşitsizliği veriliyor. Buna göre 3 tane öncül var daima doğru olan soruluyor. Abicim bak iyi dinle daima diyorsa, kesinlikle diyorsa, her zaman diyorsa sen onları ispat etmeye çalışmayacaksın. Sen bunlara aksine örnek vermeye çalışacaksın. Onları elemeye çalışacaksın bunu sakın unutma. Şimdi bunlar ardışık tam sayılardı. A, B'den, B, B'de, C'den küçüktü. İlk öncüle bakıyorum. A artı B artı C bölü B eşittir 3 demiş. Şimdi diyor ki bunları toplarsan ve B'ye yani ortancaya bölersen 3'ü bulursun diyor. Mesela örnek veriyorum ben. En küçük sayıyı k eksi 1 seçtim. Bir büyüğü k oldu. Bir büyüğü daha k artı 1 oldu. A bu. B bu. C de bu. Hepsini toplarsam 3k gelir. Bunları ortadakine yani k'ya bölersem eşittir 3 gelir. E ne diyeceğiz? Doğru mu? Arkadaşlar. Ben şu hareketi yaparak o öncülü ispat etmeye çalışmış olurum. Aksine örnek vermeye çalışmış olmam. Ne dedik başlangıçta? Aksine örnek vereceksiniz. Aksine. Yani sağlamayan bir örnek bulacaksınız. Abi tam sayılar demiş. Örnek veriyorum. Ben burada A'yı eksi 1, B'yi 0 ve C'yi 1 seçersem ardışık tam sayılar olurlar mı? Evet. Toplamları 0'dır. B de buydu. 0'a böldüm. 0 bölü 0, 3 verir mi bize? Tabii ki de vermez. Sadece bir belirsizliktir. O halde bu öncül patladı bak. Gördün mü? Aksini örnek verince ne kadar kolay. Ama diğer türlü onu ispat etmeye çalıştığın için. Yani adam sana diyor ki bu böyle. Sen diyorsun ki Lan adam doğru söylüyor olabilir. Evet gerçekten bu böyleymiş. Ben bunu ispat etmeye çalışayım diyorsun. Yanlış bir davranış. Tamam. İlk defa duyduğum bir şey. Adam sana bu böyle diyorsa sen onun öyle olamayabileceğini göstermen gerekiyor. Gösteremiyorsan zaten doğru olarak kabul edeceksin. Geçtim ikiye. A ile C'nin toplamı çift sayıdır diyor. Daima ve daima. K eksi bir. K ve K artı bir de. Bunu tanımsız belirsiz yapabilecek de bir değer olmadığı için şunla şunun toplamı bize daima 2K'yı verir ki biliyorsun 2K demek zaten çift sayıların gösterim haliydi. ikinci öncülüm doğru. A ile B'yi toplayıp C'nin kuvvetini alırsan tek sayı gelir demiş. Tam sayılarda bunlara dikkat edeceksin. Örnek veriyorum eksi 3 eksi 2 eksi 1 yazdım. A, B, C olsun dedim. Şimdi A ile B'yi toplarsam yani şu ikisini toplarsam eksi 5 gelir. Eksi 5'in de C'ninci yani eksi 1. kuvveti bana eksi 1 bölü 5'i verir. Eksi 1 bölü 5. Tek midir çift midir? Tabii ki ikisi de değildir. Teklik çiftlik sadece tam sayılarda aranan bir mevzu. O halde 3. öncülde patladı. Doğru cevabımız yalnız 2'ymiş. Doğru cevap B'ymiş. Geçtim 6'ya. Bir trende koltuk numaraları şekil 2'deki gibi soldan sağa doğru artacak şekilde önce birinci sıra sonra ikinci sıra şeklinde devam etmekte. Bak buradaki gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A dur hemen şuraya yazalım. 11'dir abi burası değil mi? Pekala. 144'te son numaraymış. Eğer Koltuk numaralandırma işlemi şekil 2'deki gibi önce koridorun sol tarafındaki daha sonra koridorun sağ tarafındaki koltuklar numaralandırılacak şekilde ardışık sayılar kullanılarak yapılsaydı mavi koltuğun numarası kaç artmış olacaktı diye sorulmuş. Önce gençler bu trende ben 144 tane koltuk olduğunu biliyorum son numara 144 olduğu için. Eğer ki ben bunu ikiye bölecek olursam 72'yi bulurum ve bu bana neyi verir? Sol tarafta 72 koltuk varsa, sağ tarafta da 72 koltuk vardır. Madem sol tarafta 72 koltuk var, o zaman sol taraftaki son koltuğun numarası 72'dir ve şuradan nasıl başlayacağım şimdi? 73'te, 74, 75, 76 ve 77'de mavi numaraya gelir, mavi koltuğa gelir. Peki kaç arttı? 11'den 77'ye tabii ki 66 arttı. Cevabımız A şıkkında verilmiş. Geçiyorum 7'ye dik koordinat düzleminde x artı 3y 6'dan büyük. 2x eksi y 12'den küçük eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi a'dır. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi demek her iki eşitsizliği de sağlayan ortak yer demek. Buna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi diyor ki m'ye 2 noktası a kümesinin elemanıysa yani her iki eşitsizliği de sağlıyorsa diyor tam sayı değerlerin toplamı 21'dir denilmiş. Abi şimdi bu noktalar x'ye sıralı ikilileri değil mi? Evet o zaman ben x gördüğüm yere m yazarım. Hadi yazmaya başlayalım. m artı y gördüğüm yere de 2 yazdım. m artı 6 büyüktür 6. Yani buradan ne gelir? m sıfırdan büyük. Hemen geldim. Aynı şekilde x gördüğüm yere m yazıyorum. 2m. y gördüğüm yere 2 yazdım. Küçüktür. Küçüktür. 12 dedim. Eksi 2'yi karşıya atarsam 2m küçüktür 14 ve m küçüktür 7 gelecektir. Bak şimdi ne oluştu? Sıfırdan büyük ama 7'den de küçük m'ler var. Bunların alabileceği tam sayı değerleri 1'den başlar 6'ya kadar devam eder. 6 da dahil. Peki 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı nedir? Tabii ki 21'dir ki bana da zaten aksini söylememiş. Birinci öncülüm taş gibi doğru. Şimdi geldim ikinci öncüle. Şunları siliyorum. Yine bir noktadan bahsetmiş. O nokta 2 n noktası. Yani x gördüğün yere 2, y gördüğün yere n yaz demiş. E yazalım. 2 artı 3 n büyüktür 6. Yani burada sevgili gençler 3 n büyüktür 4. Bir de altta yerine yazıyorum. 4 eksi n küçüktür 12. N büyüktür eksi 8. Şimdi ne demişti? A kümesinin elemanı değilse demiş. N'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamından bahsediyor. Şimdi gençler bunu şöyle düşüneceğiz. Unutmayın Burada n-8'den büyük ve n sayısı 4 bölü 3'den daha büyük olursa ki sağlayan aralıktadır zaten ama sağlamayanlar da diyor. Şimdi sağlamayanları düşünürsem abi 4 bölü 3'den büyük her sayı zaten eksi 8'den büyüktür değil mi? Buraya kadar tamam mıyız? Tamam. O halde burada sağlayanlar 4 bölü 3'den büyük olanlar. Peki sağlamayanlar 4 bölü 3'ten küçük olanlardır o halde. 4 bölü 3'ten küçük olanlar. E madem öyle 4 bölü 3'ten küçük kaç tane tam sayı var? E sonsuz tane. Bu sonsuz tane tam sayının toplamı nasıl eksi 27'dir diyebilirim? Diyemem. O halde ikinci öncül patladı. 3'e bakıyorum. X gördüğün yere de, Y gördüğün yere de K yazarsan diyor. Hadi yazalım. K artı 3K'dan 4K gelir. 4K büyüktür 6 ve K büyüktür 1,5 yapar arkadaşlar. 6 bölü 4 1,5'tür. Şurada yerine yazarsak 2K'dan K çıktı. K geldi. K küçüktür 12 geldi. Şimdi 1.5'dan büyük 12'den küçük. 2'den başlar 11'e kadar gider. 2'den 11'e kadar 10 tane tam sayı vardır. E bize ne demiş? K'nın alabileceği 2 tane tam sayı değeri var. Yanlış. O halde bu da yanlışsa doğru cevap A şıkkının ta kendisidir dedik. Geçtik 8'e. Kemal, Leman ve Mustafa yani KLM sırasıyla diyor birbirinden farklı pozitif KLM tam sayıları belirliyor. Belirlenen bu sayıların mutlak farklarının oluşturduğu küme 6, 9 ve x'tir. Yani bunları ikişerli ikişerli olarak birbirinden çıkarıyoruz. Büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. 6'yı bulabiliyoruz. 9'u bulabiliyoruz. Bir de x'i bulabiliyormuşuz. X'in ne olduğunu bilmiyorum. Onu kendimiz kararlaştıracağız. Ve bu belirlenen sayıların da Toplamları 69'muş arkadaşlar. KLM'den en büyük olan sayı buradakilerden hangileri olabilir diye soruluyor. Şimdi ilkine bakalım 27'ye. Abi en büyük sayı 27 ise Şimdi ben bundan, tamam mı? 9 çıkardım mesela 18 geldi, tamam mı? 18 geldi. 27 18 daha bana 45'i verir. 45'in üstüne ne eklersem 69 olur? 45'in üstüne 24. O zaman bir tane de 24 yazacağım. Bak şimdi. 27 ile 18 arasındaki fark 9 oldu ki 9 burada. 24 ile 18 arasındaki fark 6'dır ki 6 burada. 27 ile 24 arasındaki fark 3'tür ve demek ki x de 3'e eşit olabilir. Yani en büyük sayımız 27 olduğu zaman bir sıkıntı çıkmıyor. Yani bu olabilir. Geldim ikinciye. Yani 30'a. En büyük sayı 30'sa, sa Gelin gençler, ben bundan bir 6 çıkarayım. 24 elde edeyim. Bunların toplamı 54'tür ve 54'ün üzerine ne eklersem 69 gelir? Tabii ki de 15. 15 de buraya yazdım. Şimdi şuradaki fark neydi? 6. E buradaki fark hocam e 9. Şuradaki fark 15. X de demek ki 15 olabilirdi. 6 ve 9'u zaten halde etmiştik. O halde 30 da maksimum sayımız olabiliyormuş. Geldik bir de 31'e bakalım. 31'den mesela 9 çıkarsam 22 gelir. Aradaki fark 9'dur. Pekala. Şimdi 31, 22 kaç yapar? 53. 53'ten 69'a ulaşabilmek için 16 gerekir bize. 16'yı da buraya yazdım. 16 ile 22 arasındaki fark 6'dır. 31 ile 22 arasındaki fark 9'dur. 31 ile 16 arasındaki fark 15'tir diyeceğim ve böylelikle sevgili arkadaşlarım 31'in de en büyük sayı olabileceğini göstereceğim. Doğru cevabımız hepsiymiş. Yani 1, 2 ve 3'müş dedik. Ve gençler devam ediyorum bir sonraki sayfamla. Üslü sayı sorusu. Ahmet üslü sayılarda çarpma işlemi konusuna çalışırken yanlışlıkla a üzeri x ile a üzeri y'nin çarpımını A üzeri x çarpı y olarak öğrenmiş. Normalde doğrusu nedir? Doğrusu şudur. A üzeri x artı y'dir. Ama yanlış öğrenmiş ve demiş ki üstlerini çarparak elde ederim. Öğrendiği özelliğe göre de bunu uygulamış ve 3 üzeri x eksi 1 ile 3 üzeri x artı 1 çarpmış. 9 üzeri 4 bulmuş abicim. Yani ne demek bu? 3 üzeri, şimdi üstlerini çarpıyorum. x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı nedir? x kare eksi 1'dir eşittir. Peki 9 üzeri 4'ü ben 3'ün karesinin 4. kuvveti diye yazsam bunu da 3 üzeri 8 diye ifade etsem olmaz mı? 3 üzeri 8. Şimdi ne demek bu? x kare eksi 1 8'e eşittir demek. O zaman bunu yapalım çünkü tabanlar eşit. x kare eksi 1 eşittir 8 ise abi x kare 9'dur. Buradan iki ihtimal var. x ya eksi 3'tür ya da x artı 3'tür. Peki hangisi? Unutma ki bu şekilde doğru yaparak kendi ee, bildiği yönteme göre doğru yaparak X değerinin M doğal sayısı bulmuş Şimdi doğal sayı bulduğuna göre Eksi 3 olamaz Demek ki M'miz burada 3'müş Pekala M 3 ise getirirsin yerine yazarsın 3'ten 1 çıktı 2 3'e 1 ekledin 4 3'ün karesiyle 3 üzeri 4'ü çarparsan 3 üzeri 6 bulursun o halde doğru cevap da B şıkkını gösterir bize 10. sorumuza doğru geçiyoruz Aşağıdaki kutuların içine 2 4 6 8 10 ve 12 kümesinin elemanlarının 4 tanesi, sadece 4 tanesi her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitlik sağlanıyormuş arkadaşlar. Pekala, buna göre 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Dikkat ettiysen özellikle çoğu soruda öncüllü sorular seçmeye gayret gösterdim. Çünkü en çok buralarda hata yapıyorsunuz. Ben biliyorum sizi. Tamam. Şimdi gençler, ilk öncülümüze bakalım. Yazılmayan iki sayının toplamı 14'tür falan diyor. He demek ki yazılabilen net sayılar var. Öncelikle onu bulacağız. Bak güzel kardeşim kök dışına çıkabilen sayılar tercih etsek tabii ki tadından yenmez. Mesela kök dışına çıkamayan bir 4'ü buraya yerleştirsem. Kök dışına çıkabilen 4'ü buraya yerleştirsem. 4 haricinde kök dışına çıkabilen bir sayı olmadığı için demek ki buraya ben kök dışına çıkamayan sayılar yazacağım. Ki özellikle şunu seçmem lazım. Mesela buradan da kök dışına çıkamayan sayı mesela kök 2 buradan da kök 2 veya buradan da kök 3 buradan da kök 3 veya buradan da kök 5 buradan da kök 5 gelsin isteyeceğim. Çünkü toplaması kolay olur. Şimdi o zaman şunu düşünelim. Şurada kök 2 var. Bak 8'e baktığın zaman onun da kare kökü 2 kök 2. O zaman ben buraya 2 buraya 8 yazarsam. Bak şurası ne olur? Hemen şöyle yazalım altlarına yazalım. Buraya 2 buraya 8 yazdım. Burası kök 2 burası 2 kök 2 olur. Toplamı 3 kök 2'dir. Şimdi şu ne demek şu 1 bölü 2. kuvvet? Kare kökünü al demek değil mi? Kare kökünü aldığım takdirde 3 kök 2 gelecekse o zaman kendisi nedir? 18'in ta kendisidir. Çünkü 18'in kare kökü 3 kök 2'dir. Madem öyle içerisinin toplamı 18 olacakmış. E ben burada 8'i kullandım. Yani kullanmasaydım 8 artı 10 derdim. Ama 18 yapan başkaları da var. 12 ve 6 gibi. Demek ki ben buraya 12, buraya 6 yazarsam Toplamlar 18 olur. Kare kökü de 3 kök 2 olur. Şu an her şeyi sağladı. Kullanılmayan sayılar 4 ve 10'muş. E bunların toplamı 14 değil midir? Aynen öyle. Mavi ve sarı kutulara yazılan iki sayının mutlak farkı. Mavi ve sarı kutulara yazılan iki sayının mutlak farkı. 2'den 8 çıktı eksi 6. Mutlak farkı nedir? 6'dır. Buradaki yeşil kutulardan birine yazılmıştır diyor. Bak orada 6 var gördün mü? Demek ki yazılmış abi doğru. Yeşil kutulara yazılan sayıların yani 12 ve 6'dan bahsediyor. Mutlak farkı yani 6 Buraya yerleştirilen sayılardan biridir. Evet 6 buraya yerleştirilmişti. O da zaten burada. Bu da doğru. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Ve geçtim 11'e. Sinan kağıdına yazdığı ki muhteşem bir sorudur. İyi dinle. İnşallah böyle bir şey karşına çıkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sayılarından birini sildiğinde. Bak bunları yazıyor. Sonra bir tanesini siliyor. Sildikten sonra geriye kalan sayıları topladığı zaman bir asal sayıyla karşılaşıyor. Daha sonrasında gidiyor bir sayı daha siliyor. Sildikten sonra bir sayı daha siliyor. Bunları topluyor yine bir asal sayı buluyor. Tamam. Bir tanesi P'ymiş öteki de Q'ymiş bu bulduğu asal sayıları. Sinan'ın sildiği iki sayı. A ve B olmak üzere P ve Q asal sayıdır. Buna göre üç tane öncül var hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle bakın gençler soruya şu şekilde başlayacağım. Ben Sinan kağıdına şunları yazdığı takdirde bunların toplamını bulacağım. N çarpı N artı 1 bölü 2 formülüyle rahatlıkla bulabilirim. 12 çarpı 13 bölü 2 dedim. 2 ile 12'yi sadeleştirdim 6. 6 kere 13 bana 78'i verdi. Şu an Sinan'ın kağıdında toplamları 78, 78 olan sayılar var 12 tane. Şimdi ben bunlardan bir tanesini sileceğim. Sildiğim zaman toplam azalacak tabi. E azaldığı zaman da bir asal sayı ile karşılaşacağım. O zaman ben direkt şunu düşünürüm. 78'den önceki asallar neler? Önce bunları düşünelim. 78'den önce. 77, 76, 75, 74, 73. 73 asal. O halde 73'ü yazdım. Güzel bu cepte. Devam ediyorum. 72. Hayır. 71. 71 de asal. O halde onu da yazdım. Devam ediyorum. 70. 69 asal değil. 68. 67 asal. 67'den önce 66, 65, 64, 63, 62, 61 asal. 61'den önce 59 asal. 59'dan önce 58, 57, 56, 55, 54, 53 asal. Şimdi daha çok devamını yitirmek istemiyorum. Çünkü ben buradan maksimum 11 ve 12'yi bile silsem ki toplamları 23 yapar. 78'den 23'ü çıkarınca zaten 55 gelir. Yani burada zaten 53 olamıyormuş bile. Maksimum 59'a kadar düşebiliriz. Peki, peki, peki. Şimdi o zaman silinen sayıları sıralı ikiller biçiminde bir yazmaya gayret gösterelim. Bak sildiği sayıların toplamı asal sayıdır demiş. Demek ki sildiği sayıları benim bir kere çıkarmam lazım. Tüm ihtimalleri ortaya dökeceğim şimdi ben. Öncelikle 78 diye toplamımız... Bir sayı silip 73'e düşeceksem o sayı 5'tir. Sonra bir sayı daha silip yine bir asal sayıyla karşılaşacaksam bu sayı 71'e düşmüş olabilir. 73'ten 71'e 2 daha azaltmışızdır. Bak 5'e 2 sıralı ikilisi var. Daha sonrasında 73'ten 67'ye düşmüş olabilir. Kaç azalttı? 6. Demek ki 5'ten sonra bir de 6 silmiştir diyeceğim. Yine 5 azaldık 73'e düştük. 73'ten 61'e 12 daha azalmıştır. 5'e 12 olur. Şimdi 12'den daha büyük silemeyeceğim için artık 5 olan durumlar bitti. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim. 78'den direkt 73'e düşmesin. İlk sildiği sayı 5 olmasın. İlk silinen sayı 7 olsun abi. 71'e kadar düştü. E şimdi 71'den 67'ye düşebilir. Nasıl düşer? 4 siler. 71'e geldik. 7'yi silerek 71'den 61'e düşebilir. 10 siler. Daha sonrasında da yanına 12'yi silip 7'nin yanına 12 silip 71'den 59'a kadar düşmüş olabilir. Ve böylelikle artık 12 silip başka da bir asalımız kalmadığı için bu kadardır diyeceğiz. Pekala. İlk defa sayıyı silerken 78'den 67'ye düşeydi ya. Yani 11 silseydi. Daha sonrasında 6 daha silip 61'e düşerdi. Veya daha sonrasında 7, 1 daha 8, 11 ve 8 silerek 59'a düşmüş olabilirdi. Pekala. Başka 78'den 61'e düşebilir mi? 17 silmesi lazım. 17 var mıydı yukarıdaki sayılarda? Yok. O zaman bitti abi. Tamam tüm sıralı ikililerimiz bunlar. Diyor ki şimdi bak bu A artı B toplamı diyor asal sayıdır diyor. Hayda bu nereden geldi? 5 ile 2'nin toplamı 7 asal. 5 6 daha 11 asal. 5 12 aman 17 o da asal. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? 7 4 daha 11 asal. 7 10 17 asal. 7 12 19 yuh asal. 11 16 11 6 daha 17 asal. 11 8 daha 19 asal. Vay be. Evet gerçekten bu silinen sayıların toplamı daima asal geldi. A artı B toplamının alabileceği 5 farklı değer var demiş. Şimdi bakalım. Abi 7 var topladım 7 geldi 11 geldi 17 geldi toplam 3 etti şu an birbirinden farklı 19 var 4 başka var mı birbirinden farklı yok o zaman 5 farklı değer değil 4 farklı değer demiş olsaydı doğru derdim ama şu an 5 diyor yanlış 8 tane AB ilgilisi vardır diyor ki biz buraya tamamını sıralamıştık gerçekten 8 tane. O halde bu da doğru. Demek ki cevabımız 1 3 olacaktı. Yani cevap C şıkkında verilmiş gençler. Çok güzel bir soruydu. Mutlaka kaydedin. Sınavdan önce mutlaka tekrar edin. 12. soru hem bir sembolik mantık hem de bir küme sorusu. Dikkatli bir şekilde izleyelim çözümünü. A, B, C birer küme. P, Q R önermeleri verilmiş ve P ve Q ise R bileşik önermesinin yanlış olduğunu gösteren bir örnektir diyor aşağıdakilerden hangisi? Şimdi madem bu yanlış olacak eş denktir sıfır dedim. İse bağlacı var. Sonucu sıfırsa bu taraf birdir. Bu taraf sıfırdır. 87 milyon 682 bin kere anlattım ben sana bunu. 1 0 0 100 kuralı demiştim hatta. Madem R0 hemen yanına yazdım. Peki burada ne bağlacı var? V. V bağlacının sonucu 1 iki 2 bileşen de 1'dir abi. Başka bir alternatifi yok. Demek ki birinci önermemiz P doğru, Q doğru, R yanlışmış. O halde P önermesini okuyalım şimdi. Diyor ki A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Evet gerçekten alt kümesi olmak zorunda. Ama hocam şimdi bir dakika dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ya canım hocam yanlış olduğunu gösteren bir örnektir diyor. Ben o zaman A kümesi B kümesinin alt kümesidir diyorsa alt kümesi olmayanları mı arayacağım? Hayır. Zaten bunu yanlış yapan şey bunun doğru olması. Yani A kümesi B kümesinin alt kümesidir diyeceksin yine. Bakalım abi buradaki boş küme zaten her kümenin alt kümesi olduğu için B'nin de alt kümesidir. Bu olabilir. Şu küme şunun alt kümesidir. Olur. Boş küme bunun alt kümesidir. Olur. Bak bu bunun alt kümesi değildir. Olmaz. D şıkkı gitti. Bu bunun alt kümesidir. Olur. Burada eleyebildiğimiz tek şık D şıkkı oldu. Geldim Q önermesine. A kümesi C kümesinin alt kümesidir demiş. Şimdi boş küme zaten her kümenin alt kümesiydi. Dolayısıyla A şıkkı olur. Şu küme şunun alt kümesi değildir. Gitti abi bu. B'yi de eledim. Boş küme buradaki C'nin alt kümesidir. Doğru. Buradaki S buradakinin alt kümesidir. Bu da doğru. Burada da tek şık arayabildim. Şimdi geldim R'ye. B kümesi C kümesinin alt kümesidir söylemi yanlışsa. Yanlışsa demek ki alt kümesi değildir. B C'nin alt kümesi olmayacak arkadaşlar. Buradaki S elemanından oluşan küme yine Yine S elemandan oluşan alt kü kümenin alt kümesi midir? Evet her küme kendisinin alt kümesidir. Alt kümesi olmasını istiyordum. Şu S şunun alt kümesi midir? Evet bu da gitti. Ama bu bunun alt kümesi değildir. Doğru cevap E şıkkıymış. Tamamı SML harflerinden oluşan küme ile alakalı olan sorumuzun cevabı E şıkkı oldu. Devam ediyorum. 13. sorumla. Diyor ki dik koordinat düzleminde 0-5 kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri aşağıda verilmiş gençler. Diyor ki m0 1 aralığında yani m değerleri neredeymiş? Ahanda da şurada. Sarı ile işaretledim bölgede. Ve bunun karşılığında da gm f n'ye eşitmiş. Şimdi g fonksiyonu mavi fonksiyondu. Mavi fonksiyon. Peki gm nedir? gm nedir biliyor musun? 0 1 aralığının görüntüsüdür nereye çarparsa. E şimdi o zaman yukarı doğru çıkalım. Hop mavi fonksiyona bakacağım. Çıktım, çarptım ve döndüm. Nereye çarptı arkadaşlar? 3 ile 4 aralığına mı? Demek ki GM neredeymiş? 3 ile 4 aralığındaymış. O halde madem GM FN'ye eşit, FN de 3 ile 4 aralığındadır. Değil mi? FN, bak FN 3 ile 4 aralığındadır. Şimdi, peki fon bu F fonksiyonunu 3 ile 4 aralığına götüren şey nedir? Bak 3 ile 4 aralığı burası. F fonksiyonu pembe. Hop çarptım geri dönüyorum. Nereye dönüyorum? 1 ile 2 arasına. Demek ki N'ler de 1 ile 2 arasındaymış. Bak 3. öncüde de ne diyor? N'ler 1 ile 2 arasındadır diyor. Güzel. Şimdi GM, GM'lerin de 3 ile 4 aralığında olduğunu bulmuştuk zaten biz. 1 de doğru. Şimdi geldim 2'ye. Abi M'yi F fonksiyonuna yazarsan diyor yani 0 ile 1 aralığındaki sayıların diyor fonksiyonun görüntüsündeki yeri diyor 4 ile 5 arasıdır diyor. Şimdi 1 ile 2 arasını ben götürdüm fonksiyonda F fonksiyonunda çarptırdım döndürdüm 4 ile 5 arasına düştü. Yani bu da doğruymuş. O halde doğru cevabımız nedir? Tabii ki 1 2 3'tür cevap E şıkkı olacaktı. Devam 14. sorudayım. F doğrusal fonksiyon olmak üzere f fx artı x eşittir 2 fx artı f 0 artı 1 olarak verilmiş. Buna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye soruluyor bana. Şimdi gençler soruyu şöyle tam olarak sığdırayım. Şu üstteki boşluğu güzel bir kullanalım biz olmaz mı? Şimdi f doğrusal fonksiyonsa hemen aklımıza ilk ne gelmesi gerekiyor bizim? fx eşittir ax artı b yazabiliriz değil mi? Şimdi buraya bakıyoruz. Burada ne var? fx var fx ax artı b'ydi. Demek ki f'in içerisine ben ne yazacağım? ax artı b yazacağım ve bir tane daha şu şekilde x ekleyeceğim. Eşittir 2 tane fx demiş yani 2 ax artı 2b diyeceğim. Yani şunu 2 ile çarptım. Üstüne f0 ekleyeceğim. f0 nedir? f0 tabii ki de b'dir. Üstüne bir tane b ekledim ve bir tane de 1 ekledim tamam mı? Şimdi geldim şu kısma. Abi f'in içerisine ax artı b artı x yazmak demek ne demek? x gördüğün yere ax artı b artı x yaz demek. Şimdi o zaman a parantezini alıp burayı çarparsam a kare çarpı x artı ab artı ax yapar burası. Eşittir diyorum. Tabi doğal olarak bir tane de b'miz var. Onu da unutmayalım. Artı b'yi eklemeyi unuttuk. Eşittir. 2ax artı 2b ile b'yi topladın. 3b artı 1 yaptı. Şimdi gel gelelim şu kısma. Dikkat et. Dikkat et. Şöyle bir durum var. X'in katsayısı a kare, x'in katsayısı a. Bunların toplamı a kare artı a yaptı. Eşittir. Şurada ne var? 2a var. Şimdi şu a'yı ben sağ tarafa postalarsam a kare eşittir a gelir. A kare a ise ya a sıfırdır ya da a birdir ama a sıfır olamaz. Sebep. Çünkü doğrusal fonksiyon dediği için a sıfır olursa artık bu sabit fonksiyona dönüşür. Demek ki a birmiş. A birse AB yani B artı B'den burası 2B gelir. 2B eşittir. 3B artı 1 ise. E tabi burada şunu karşıya atarsam B, B eşittir ne gelir? Eksi 1 gelir. Yani A 1'miş, B eksi 1'miş. E şimdi ben fx fonksiyonunu ax artı b seçmemiş miydim? Aynen. O zaman fx nedir? x eksi 1'dir. Güzel. Şimdi fx fonksiyonunu bulduğumuza göre artık öncüllerimize bakabiliriz. Diyor ki fx fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı eksi 1'dir demişti. Yani f0 y eksenini kestiği noktanın ordinatıdır. f0 eksi 1 yapar demek ki bu doğru. f'in tersi ile f fonksiyonun grafiği aynıdır demiş. E şimdi fx fonksiyonu x eksi 1 ise f'in tersi fonksiyonu x artı 1 değil midir? E x eksi 1 ile x artı 1 birbirinden farklı fonksiyonlar oldukları için grafikleri aynı olamazlar. O halde gitti bu. f ile f'in tersinin toplamı yani şununla şunu toplarsan 2x gelir. Bu 2x de 1'i yerine yazarsan diyor ki 2x de 1'i yerine yazmam demek 1'i verir bana. Eşittir. F'in tersiyle f'i toplayıp 2'yi yerine yazarsan. Yani şimdi ha 1'i yerine yazınca burası 2 gelir özür dilerim. 2'yi yerine yazarsan da 4 gelir. 2 4'e eşit mi? Hayır değil. O halde bu da gitti. Doğru cevabımız yalnız 1 olacakmış. Teğet de karşına çıkması muhtemel olan güzel bir fonksiyon sorusuydu. Aşağıda verilen diyagram. Yan yana bulunan iki kare içerisindeki sayıların toplamı üstteki kare içerisinde yazılarak elde edilmiş. Bu diyagramın en altı satırında soldan sağa doğru sı azalan sırayla ardışık çift sayılar yazıldığına göre. Bak soldan sağa doğru azalan ardışık çift sayılarmış. Kırmızı ve mavi boyalı karedeki sayıların toplamı kaçtır? Yani diyor ki burada k yazıyorsa diyor. Burada k eksi 1 e, 2 yazar diyor. Burada k eksi 4 yazar diyor. O halde burada da k artı 2 yazacak. Tamam mı? Çünkü soldan sağa doğru sırasıyla azalan çift sayılardı. Çift dediği için aralarındaki fark 2'dir. Burada ne yazar? 2K artı 2 yazar. Burada 2K eksi 2 yazar. Burada 2K eksi 6 yazar. Şu kısma geldiğimiz zaman 4K eksi 8 yazacaktır. Buraya geldiğimiz zaman da 4K yazacaktır. Şunların toplamı da 8K eksi 8'dir. Eşittir 88 ise 8K burada 96'dır. K buradan 12'dir. Benden istenen Pembe ve maviye boyalı karelerdeki sayıların toplamı K12 ise burası 12'dir, bu da 8'dir, bunların toplamı 20 yapar, cevap C'dir, hayırlı uğurlu olsun, devam ediyorum 16 ile. A ve B, pardon ABC B, C noktalarının işaretlendiği iki farklı maddeden yapılmış bir cetvelin ısıtılmadan önceki hali 1 numaralı, ısıtıldıktan sonraki hali 2 numaralı şekilde gösterilmiş... Bu maddeler ısıtıldığında kırmızı maddenin boyu kendi boyunun 1 bölü 5'i kadar ve mavi maddenin boyu kendi boyunun 2 bölü 7'si kadar uzamaktadır denilmiş. Ve daha sonrasında bunun tamamının 29 santimetre buranın tamamının 36 santimetre olduğu dile getiriliyor. Buna göre bu cetvel ısıtıldıktan sonra A ve B noktalar arası kaç santim uzamıştır? Yani şuradaki mesafe soruluyor bana. Şimdi öncelikle bak. Ben A ile B arasındaki mesafeye 5K dersem B ile C arasındaki mesafeye de 7M demek istiyorum. Neden? Çünkü 1 bölü 5'i ve 2 bölü 7'si kolay hesaplansın diye paydalarındaki sayı kadar bir oran atadım bunlara. Tamam mı? Şimdi ben bunu 5K ile 7M'nin toplamının ben 29 olduğunu biliyorum. Daha sonrasında 5K 1 bölü 5'i nedir? K'dır. Bu kadar uzarsa 6K gelir. Artı 7M'nin 2 bölü 7'si 2M'dir. Dolayısıyla 2 m daha uzatırsam 9M gelir. Bunların da toplamı bize 36'yı veriyormuş dedim. Peki K, M'yi bulabilir miyim? Tabii ki de bulurum. Şöyle yaparım. Mesela bunu 6 ile çarparım. Bunu da 5 ile çarparım. Daha sonrasında birbirinden farkını alabilirim. 30K artı 42 m eşittir 6 kere 29 120 artı 54'ten 174 yapar. Hemen şurayı çarpıyorum. 30 k artı alttakini çarpıyorum. 45 m geldi. Eşittir 5 kere 36 da bana 180'i verir. Alttakinden üsttekini bir güzel çıkaracak olursak k 30 k'lar gider. 3 m eşittir 6 gelir. m de buradan 2'nin ta kendisi olur. Şimdi m 2 ise abi şurası 14 yapmaz mı? O halde burası da 15'tir. Demek ki k da 3'müş. Ne diyor? A ve B noktaları arası kaç santim uzamıştır? Uzadıktan sonra burası 6K olmamış mıydı? E, olmuştu. E, burası 15 iken 18 mi olmuş? Kaç santim uzamış? 3 santim uzamış. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir. Devam ediyorum 17 ile. Ali, Berk, Can, Demir ve Emir isimli 5 arkadaş yani A, B, C, D, E isimli 5 arkadaşın yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler biliniyor. İki kişinin doğum tarihleri aynıymış arkadaşlar. İkisinin doğum tarihleri aynı. Ali Berkin yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 90. Berk Can'ın yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 85. Demir Emir'in yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 100 oluyor. Yaşı en büyük olan Emir. Emir'i şuraya yazdım. Yaşı en büyük olan buymuş. Aynı doğum tarihine sahip kişilerden bir tanesi de Demirmiş arkadaşlar. 5 kişinin şimdiki yaşları toplamı 80 olduğuna göre Emir'in şimdiki yaşı kaçtır? Şimdi abicim şöyle bir olay var. Şu anki yaşları toplamı 80 miydi? Değil mi? 80'di. Peki şimdi diyor ki bak Ali Berk'in yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 90 oluyor. Yani hepsinin yaşları toplamı 10 artıyor. E bunlar 5 kişilerdi demek ki 2 yıl geçmiş oluyor. Tamam şimdi Ali var, Berk var, Can var, bir de Demir vardı unutmayalım. Yaşı en büyük olan Emir'di. E demek ki Ali Berk'in yaşına geldiğinde 2 sene geçmiş oluyorsa... Ali Berk'ten 2 yaş küçük. Yani ben buna x yaşına dersem bu x artı 2 yaşında olacaktır. Pekala. Berk Can'ın yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 85 oluyor. 80 kez 85 oluyorsa demek ki Berk ile Can arasında bir yaş fark var. Yani ben buna x artı 3 demek zorundayım. Berk'ten bir yaş büyük. Demir Emir'in yaşına geldiğinde yaşları toplamı 100 oluyorsa ne kadar arttı? 20. 20 bölü 5 4. Demek ki 4 yıl geçmesi gerekiyor. Demir Emir'in yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 100 oluyorsa demek ki o zaman şöyle bir durum var. Abi yaşları birbiriyle aynı olanlardan birisi demirdi ya hani Değil mi? E Demir de emirin yaşına gel geldiğinde kaç yıl geçmiş oluyor? 4 yıl geçmiş oluyor. O zaman ben buna x artı 3 dersem mesela bunu düşüneceğim şimdi. O halde burası da kaç olur? x artı 7 olmak zorundadır. Tabi bu sadece bir varsayım. Demir'in şuradaki e, canla Demir'in canla aynı yaşta olduğunu düşünerek yapıyoruz bu hesabı. Yemezse değiştireceğiz. Hepsini toplarsam 5x artı şöyle 5 yaptı 8 15. 5x artı 15 eşittir 80. Tamam. Böylelikle 5x dedim. 15'i karşıya atarsam 65 gelir. X buradan kaç gelir? 13 gelir. X bir tam sayı çıkması gerekiyordu. Tam sayı da çıktı. O halde doğru yoldayız. Emiri şimdi keş sorulmuş. X artı 7 idi. X'i 13 bulduğumuza göre 13 artı 7'den doğru cevabın 20 olması gerektiğini gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Geçtim 18'e. Bir kurumda yapılan iki farklı denemede öğrencilerin yaptığı net sayılarıyla ilgili aşağıdakiler biliniyor. İkinci deneme sınavında birinci deneme sınavına göre 40 öğrencinin neti 10 artmış. Yani toplam kaç tane net fazladan yapılmış? 10 kere 40'tan 400 net fazla yapılmış toplam sınavda. 60 öğrencinin neti 6 artmış. O halde 360 daha artmıştır. 30 öğrencinin notu 4 azaldıysa, neti 4 azaldıysa Toplam net sayısı 120 düşmüştür. Yani toplam net sayısındaki değişim ne kadar? 400, 360, 120 çıkarırsam. 760'dan 120 çıktı. 640 yapacaktır. Güzel. Diyor ki diğer öğrencilerin net sayısı değişmemiş. ikinci denemede yani bu ne demek oluyor? Birinci denemeye göre ikinci denemede toplam yapılan net sayısı 640 artmış demek oluyor. İkinci deneme sınavının ortalama net sayısı birinci deneme sınavındaki ortalama net sayısına 2 fazladır denilmiş bize. Şimdi iki fazlaysa bu kurumdaki öğrenci sayısı sorulacak yüksek ihtimalle. Deneme sınavlarından birine giren öğrenci sayısı kaçtır? Abi şimdi şöyle düşüneceğiz. Bak net ortalaması iki artmış ama buna rağmen net sayısı 640 artmış. O halde net sayısı 640 sa toplam artan net sayısı. Ben bunu öğrenci adedine böldüğüm takdirde ortalama artan neti de bulmam gerekiyor. 640 bölü x eşittir 2 ise x de bana buradaki kişi sayısını veriyorsa kişi sayısı 320'nin ta kendisidir. Doğru cevap D şıkkında verilmiştir. Geçiyorum 19'a bir miktar para. 3 kardeş arasında 3 ve 5 ile ters 6 ile doğru orantılı dağıtılıyor. Şimdi 3 ve 5 ile ters 6 ile doğru orantılıymış ya. O halde ben şöyle derim. K bölü 3, K bölü 5, ve 6k olarak dağıtılıyor. Şimdi e, kesirli sayılarla uğraşmak hoş değil. Bu kesirlerin paydalarındakini yok edebilmek için ben bunların tamamını 15 ile çarparım. Burası 5k olur. Burası 3k olur ve burası da 90k olur. Şimdi son alan kişi biraz adaletsiz, adil olmayan şekilde para almış, bayağı fazla almış. 5k, 3k, 90k. Pekala son e, sonra en en fazla parayı alan kardeş yani 90k'lık kardeş diyor ki parasının 4 bölü 9'unu kardeşlerine herkesin parasıyla orantılı olarak paylaştırıyor. Yani şey diyor sanırım dağıtımda bir hata var diyor. Ben çok fazla para aldım. Kardeşlerim de biraz nemalansın bunlar. Onlara da biraz para vereyim istiyor. Ve parasının 4 bölü 9'unu veriyor diyor. Parasının 4 bölü 9'u 9'a bölü 4'te çarparsam 40K'dır. Yani kendisinde 50K kalacak şekilde 40K'yı diğer kardeşlerine paralarıyla orantılı biçimde dağıtıyor. Şimdi 40K'yı 5'e 3 biçimde dağıtacak. E toplam 8, 8'e böldüm 5 demek ki buna 25 verecek. Buna 15 verecek. Tamam? Şimdi ben buna 25K verirsem e burası 30K olur. Buna 15K verirsem bu da 18K olur. Şimdi paralarının orantılı olduğu sayı değerleri bunlar. Son durumda kardeşlerin aldığı paralar hangi sayılarla orantılıdır diye soruluyordu. E tabi bunların hepsini bölmek gerekiyor. Değil mi? Bölelim. Mesela hangi hepsi 2'ye bölünür? 15K 9k ve 25k başka da ortak bir böleni yoktur. 15, 9 ve 25'i arayacağız biz şıkların içerisinde. Bu da bana bak A şıkkında bütün sayılar mevcut. 25, 9 ve 15 sırasıyla demediği için sıra gözetmeden işaretleyebiliriz gençler. 20. soru. Canım kızım benim. İsmail kızı Zeynep'i akşam yemeğine çıkarmış ve yemekten sonra hesabı masaya istemiştir. İsmail demiş ki, "Hesap geldikten sonra kızım, hesap 160 lira gelmiş." E bende de bu hesabı ödeyecek kadar nakit yok. Üzerinde sadece x lira var demiş. Şimdi İsmail'deki paranın x olduğunu biliyoruz. İsmail. Bunun cebinde x lira var. Zeynep de buna karşılık babasına demiş ki benden de o kadar çıkmaz baba. Üzerinde sadece y lira var. Şimdi Zeynep. Onda da ne kadar varmış? Y kadar varmış. Sonra İsmail demiş ki paranın Yarısını bana verirsen yani kendi paranın yarısını bana verirsen hesabı tam ödeyebiliyorum. Şimdi hesap ne kadar o zaman? X artı Y bölü 2 kadar değil mi hesap? Güzel. Zeynep de buna karşılık diyor ki onun yerine diyor sen paranın 2 bölü 5'ini bana ver. Yani X'i 2 bölü 5 ile çarpıp onu bana ver diyor. Üstüne kendi paramı ekleyeyim diyor hesabı kapatayım diyor. Yukarıda geçen konuşmalara göre Zeynep'in üzerinde kaç lira vardır? Abi şimdi dur bir dakika. E bu da hesaptı bu da hesap. O halde şöyle bir şey yapılabilir. E, i̇kisi de 160'a eşit ve aynı zamanda ikisi bir, birbirine eşit. Şimdi ben 2x bölü 5'i sol tarafa gönderirsem bu tarafta 3x bölü 5 kalır. Y bölü 2'yi karşıya gönderirsem y bölü 2 olur. İçler dışlar çarpımı yapılırsa eğer 6x'in 5y'ye eşit olduğunu görebiliriz. Ve ekstradan x gördüğüm yere artık 5a yazarsam y gördüğüm yere de artık 6a yazabilirim. Şimdi gel gelelim hesaba. X neydi abi? 5a'ydı. Y neydi? 6A'ydı. 6A'yı 2'ye böldüm 3A geldi. 5A ile 3A'nın toplamı bana 8A'yı yani hesabı verir. 160 demek ki A kaçmış? 20. Zeynep'in üzerinde kaç lira vardır? E Y neydi? 6A'ydı. A'yı da 20 bulduk. 6 kere 20 bana 120'yi bu da Zeynep'in cebindeki parayı verir. Doğru cevap A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 21'e. Şekildeki A noktasından ok yönünde saat 12'de sabit hızlı harekete başlayan Nedim'in B noktasına olan uzaklığını gösteren grafik aşağıdaki gibidir denilmiş. 1200 metre varken B noktasına saat 12.30'da yani yarım saat sonra bu fark bitmiş. Tamam mı? Demek ki tam olarak yarım saatte B noktasına ulaşmış. Nedim'in saat 12.10'da C noktasına olan uzaklığı 2800 metredir. Şimdi 12.10 geçe şuralarda bir yerde oluyor. 12, 10 buralarda bir yerde ve C noktasına olan uzaklığı 2800 metre denilmiş. Şimdi abi şöyle bir durum var. Yarım saatte yani 30 dakikada sabit bir hızla gidiyor ya 1200 metre, 1200 metre gidiyorsa eğer 10 dakikada ne kadar gider? He, 10 dakikada bunun üçte biri kadar gider yani 400 metre gider. Yani saat 12, 10 geçe şuralarda bir yerde ve 400 metresini gitmiş. Şurası toplam tamamı 1200'dü. Buraya da 800 kalmış. Tam olarak şuradayken C noktasına olan uzaklığı 2800 ise, E 800'ü burada. Demek ki burası 2000 metre. Güzel. Burası 2000 metre. Buna göre saat 21.45'te Nedim'in A noktasına olan uzaklığı C noktasına olan uzaklığından kaç metre fazladır? Şimdi ona da şu şekilde karar vereceğiz. Şimdi saat tam 12.30'da burada değil miydi? 30 dakikada 1200 metre gidiyorsa 15 dakikada ne kadar gider? Tabii ki 600 metre. Şimdi 600 metre gidiyorsa tam 12.30'da buradaysa 12.45'de şuralarda bir yerde olacak ve burası 600 olacak. E hocam burası 600 o zaman buraya ne kadar kalır? 1400. E hocam burası 600 burası 1200'dü o zaman burası da 1800 yapar. Diyor ki 1800 bölü 1400 ya kaç metre fazladır diye sormuş oranı sorulmamış. 1800 1400'den 400 fazladır cevap da C verilmiştir deriz. Geçtim 22. Video izleme uygulamasında bir video izlemeye başlayan Ceren... Videoyu aşağıdaki gibiyken durdurmuş. Durdurduğu anda tüm videonun 2 bölü 7'sini izlediğini fark etmiş. Şimdi 3 dakika 20 saniye demek ne demek? 180 saniye artı 20 saniye daha 200 saniye demek. Bu videonun 2 bölü 7'siymiş. Şimdi 2 bölü 7'si buysa 7 bölü 7'si yani tamamı 700 saniyedir. Video 700 saniye bunu bulduk. Ceren bu videoyu kaç saniye daha izlerse, şimdi 200'ün üzerine kaç saniye daha izlerse izlediği kısmın izlemediği kısma oranı 5 bölü 9 olur. Şimdi izlediği kısım izlemediği kısım toplam 14K olacaksa 14K eşittir 700 saniye dersem K eşittir buradan ne gelir sevgili gençler? 50 gelecektir. K 50. E 5K'sını izlesin diyor 250 saniye. 200'ünü izlemişti. 250 saniye izleyebilmesi için ikisinin 50 olması gerekiyor. Bir yerde bir hatamız var gibi duruyor şu an. Ee, bir daha kontrol etmek lazım. Tabii ki bir daha kontrol etmek lazım. Bir bakalım arkadaşlar. Şu an 200 saniye izlemişti. İzlediği kısmın izlemediği kısmı oranı 5 bölü 9 olur demişti. Toplamda 14K. 14K 700 ise eğer K'nın 50 olması gerektiğini elde ettik biz. Güzel. 5'e 9 ise izlediği kısmın izlemediği kısmı oranı 5K'ya 9K demiştik. O zaman 5K 250'dir. 200 Üzerine 50 eklemem gerekiyor Evet burada bir sıkıntı var ee, X'in 50 olması gerekiyor Hemen kitaptan da bakmak istiyorum Açıkçası ee, 22. soru problemler Ama kitapta o soruyu şu an bulamayabilirim Hemen şuradan Şöyle bir bakalım arkadaşlar Ah bu yok o değilmiş ee, Telefonlu bir soru Şöyle hemen sayfaları hızlıca geçeyim Hızlıca geçeyim Telefonlu bir soru Telefonlu bir soru arıyorum şu an bu da değil. Başka bir telefonlu soru daha olması lazım. İşte burada 8. soru 20 demişiz. Acaba biz mi işlem hatası yapıyoruz? Bir daha kontrol edelim mi? Bir daha kontrol edilsin mi? Bir daha yapalım. Çözelim. Olmadı. Cevap anahtarına yanlış diyeceğiz gençler. Şimdi 3 dakika 180 saniyedir. 20 saniyede 200 saniye yapar. 2 bölü 7'sini izlemiş. Yani durdurduğu anda tüm videonun 2 bölü 7'si. E, tüm video 7K ise, 7 k ise e, izlediği kısım 2K'dır. E, 2K'sı 200 saniye ise 7K'sı 700 saniyedir. Yani tüm video kesinlikle 7 saniye. 700 saniye bunu bulduk. Şimdi tüm video 700 saniyeyken ben buna 5x'e 9x desem toplam 14x'lik bir videodan bahsediyoruz. Bu da 700 saniyedi zaten toplam süresi. O zaman x kaç yapar? 50 yapar. x 50 ise 5 ikisini izlesin istiyor. 250. E 200'ünü izlemişti. Demek ki ne olacak? 50 saniye daha izlemesi gerekiyor. Şunu 50 yapalım. Cevabımız C şıkkı olsun. Kusura bakmayın. Evet. Aşağıda bir alışveriş sitesinde fotoğraf makinesi arayan Oğuz iki farklı aramada istediği özellikleri işaretleyerek yaptığı arama sonucunda istediği özelliklere uygun makine sayısını ifade eden aramalar ve sonuçları aşağıdaki gibi gösterilmiş. Bu sitede Sony, Canon ve Nikon marka objektifi değiştirilebilir ya da sabit olan 500 ürün vardır. Şimdi dur bir dakika bekle. Objektifi değiştirilebilir ve sabit olan tüm Sony markalar 240 taneymiş. O zaman şöyle zaten Sony markanın ya değiştirilebilir ya da sabiti var. O halde tüm Sony marka 240 adetmiş. Bunu biliyoruz artık. Daha sonrasında bir de Objektifi değiştirilebilir. Canon ve Nikon'ların toplam adedi de 120'ymiş. Şurada bize de demişti? Sony, Canon, Nikon marka objektifi değiştirilebilir ya da sabit olan toplam 500 ürün vardır demiş. Yani tüm ürünlerin adedi 500 tüm ürünlerin adedi 500 ise o halde objektifi değiştirilebilir ve sabit olan Canon ve Nikon markalar 500'den 240'ı çıkararak 260 tanedir diyebilirim. Bunların arasından objektifi değiştirilebilir Canon ve Nikonlar eğer 120 ise 260'dan 120'yi çıkarırım ve sabit olan objektifi sabit olan Canon ve Nikonların adedi 260-120'den 140 tanedir derim. Bu sitede ee, ne demiş? Objektifi sabit olan Nikon marka. Tamam, şöyle. Şimdi objektifi sabit olan Canon ve Nikon toplam 140 unutma. Burada da bize demiş ki, objektifi sabit olan Canon, objektifi sabit olan Nikon marka fotoğraf makinesinin sayısından 40 fazla. Yani arkadaşlar, bu x artı 40 bu x'tir demiş. O halde 2x artı 40 eşittir 140 derim. Buradan 2x eşittir 100 gelir. Buradan x eşittir 50 gelir. Objektifi sabit olan Nikon markalara X demiştim. O halde cevabımız A şıkkından başkası değildir. Geçtim 24'e. Aşağıda 1'den 9'a kadar numaralandırılmış 9 tane kart gösterilmiş. Murat, Zeki ve Rıza isimli 3 arkadaş 9 adet kartı aralarında eşit sayıda paylaşmışlardır. Murat'ın şimdi aralarında eşit sayıda paylaşıyorlarsa 3 3 3 paylaşmışlar. Murat'ın aldığı kartların üzerindeki en büyük sayı 9. Şimdi Murat diyelim. Zeki diyelim ve Rıza diyelim. Murat 3 tane sayı almış. Zeki 3 tane sayı almış. Rıza da 3 tane sayı almış. Tamam mı? Ve ne diyor? Murat'ın aldığı kartların üzerindeki en büyük sayı 8'dir. Murat 8'i almış. Rıza'nın aldığı kartların üzerindeki en küçük sayı 3'tür demiş. Bu da 3'ü üçü almış. Üçüncü, üçünün kartların üzerine yazan sayıların toplamı da eşitmiş. He, o zaman işler değişir. 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamını hemen bulalım. 9 çarpı 10 bölü 2'den 45 yapar. Ben bunu 3'e bölersem her birinin aldığı toplam kartların üzerine yazan sayıların toplamı 15 olacak. 15 olacak. O zaman şu ikisinin toplamı 7'dir. O halde şu ikisinin toplamı bana 12'yi vermek zorundadır. Pekala. Zeki'nin aldığı kartların üzerine yazan sayıların çarpımı soruluyor. Şimdi ben Murat'tan ilerleyelim. Bu adam 8 almış. Şurada bana 7 lazım. Tamam. 8'i nereye yazdığımızı biliyoruz. 3'ü nereye yazdığımızı biliyoruz. Şimdi toplamı 7 olacak biçimde neleri seçebilirim? Mesela örnek veriyorum. Ben Murat için toplamı 7 olacaksa 4 ve 3'ü seçemem. 7 olmaz ama 5 ile 2'yi seçebilirim. Mesela 5'i buraya, 2 buraya yazdım. Toplamı ne yaptı? 15 yaptı. Güzel. 5 ve 2'yi de kullandım aynı zamanda. Geldim Rıza'ya. Toplamı 12 olacaktı. E toplamı 12 olacaksa 7'ye 5 7'ye 5 a 5 yok. E 9'a 3. Aa, 3 yok. Ne yapacağız? Olmuyor. Demek ki bu 5'e 2'yi buradan sileceğim. Buraya 6'ya 1 yazacağım arkadaşlar. 6'ya 1 yazdım. Yine 15 oldu. Ama bu sefer 6 ile 1 eyleyeceğim değil mi buradan? 1'i e eledim. 6'yı eledim. Şimdi şurası 12 olacaktı. 12 olacaktı. 7 ve 5'ten başkası olmaz. 7, 5. Şimdi geri kalanların toplamı 15 yapıyor mu? 2, 4 daha 6, 9 daha 15. Güzel. Demek ki Zekiye'de hangileri kalıyor? 2, 4 ve 9 kalıyor. Bunların çarpımı sorulmuş. 8 kere 9, 72 yapar. Cevabımız E şıkkıdır. 24'ü de çözdüm. Geçtim 25'e. Çok güzel bir soru. Dikkat edinle. 5 kişilik bir sınıftaki kişilerin 100 soruluk bir sınavda cevapladıkları soru sayıları aşağıdaki tabloda verilmiş. Şimdi 100 soru var. Ama Selen, Semih, Asude, Arda, Göksu 80, 81, 78, 77 ve 98 tane soru cevaplamışlar. Bu kişilerin doğru cevapladıkları soru sayısının yanlış cevapladıkları soru sayısına oranı küçükten büyüğe doğru 5, 9, 10, 5, 9, 10 ve 13'tür. 5, 8, 9, 10 ve 13'tür. Ne demişti burada? Doğru cevapladıkları soru sayısının yanlış cevapladıkları soru sayısına oranı. Doğrunun yanlışa oranı. Doğrunun yanlışa oranı. Güzel. Şimdi doğru bölü yanlış. Şimdi eğer bu 5 ise demek ki 5K'ya K. Yani 6K. Ve sınavda boş bıraktıkları soruların haricindekilerdir doğru ve yanlış cevapladıkları değil mi? Mesela şimdi Selen'e bakalım. Gerçi küçükten büyüğe doğru demiş. 5K'ya K. Ya K. Yani toplam cevaplanan soru adedi 6K'dır bu durumda. Şimdi 8 için de 8K'ya K diyeceğiz ya o zaman 8 için de 9'dur abi. 6K, 9K o zaman 9 için 10K'dır. 9K bölü K'dan. O zaman 10 için 11K'dır. O zaman 13 için de 14K'dır toplam cevaplanan soru adedi. Şimdi gel gelelim şuraya. Abi onun katı olan onun katı olan Selen var. Değil mi? Onun katı olan Selen var abi burada. Şimdi 10 k'yı buraya yazdım o zaman. Kabul mü? Peki. Onu kullandım. 11'in katı olan Arda var. 11 k'yı buraya yazdım. Bu da gitti. Ee, bakalım. 9'un katı olan 81 var. 9 k. 9 k. Semih dedim. 6'nın ve 14'ün katları kaldı şimdi geriye. Mesela 14 kere 7, 98 yapar değil mi? 14 k göksüye gitti. 6K'da, 78, 6 kda da 78 6'nın katı sonuçta Asude'ye gitti. Peki bu K dediğim şey neydi? K yanlış sayısı. E kişinin yanlış sayısı daha fazladır diye soruluyordu. Şimdi 80 10K'ya eşitse K 8'dir. 81 9K'ya eşitse K 9'dur. 6K 78'e eşitse K 13'dür. 11K 77'e eşitse K 7'dir. 14K 98 ise K o da 7'dir. Maksimum yanlış yapan kişi kişi burada A sudedir. O halde cevabımız da B şıkkında verilmiştir. Deniz gönül rahatıyla güzel bir soruydu. 26 bir sınıfta İbrahim, Taylan, Eylül, Ömer ve Elif. İbrahim, Taylan, Eylül, başka kim vardı? Ömer ve bir de Elif vardı değil mi? Pekala. 5 ee, öğrenciden her bir öğrencide en az bir tane kalem bulunmakta. Ömer İbrahim'e 4 tane kalem, Eylül'de Taylan'a 2 tane kalem verirse tüm kişilerde eşit sayıda kalem oluyor. Şimdi dur, Ömer İbrahim'e 4 tane verince Ömer'le İbrahim'de eşit sayıda kalem oluyorsa, o zaman İbrahim'de e, x tane kalem varsa Ömer'de x artı 8 tane kalem vardır diyebilirim. Ömer'den 4 tane al bak, x artı 4 kalır. İbrahim'e verince 12 de x artı 4 olur. Peki, Eylül'de Taylan'a 2 tane kalem verince bunda x artı 4 tane kalıyormuş. O zaman önceden x artı 6'ymış. Bu da önceden x artı 2'ymiş. Eylül Taylan'a 2 kalem verdi. x artı 4, x artı 4 oldu. Çok güzel. Buna göre şimdi herkese eşit sayıda kalem olmuyor muydu? O zaman Elif'te zaten x artı 4 tane kalem varmış. Hey Elif kime ne anlatıyor? Peki buna göre İbrahim'in sınıfa gelmediği bir gün. Tüm kişilerdeki İbrahim sınıfta yok. Tüm kişilerdeki kalem sayısının eşit olabilmesi için en az kaç kalem el değiştirmelidir? Toplam kalem sayısına bakalım. 4x artı 20. 4'e böldüm. Herkes de x artı 5 tane kalem olmasını istiyoruz. O zaman Eylül'cüm Elif'e bir tane kalem verirse x artı 5 x artı 5 olur. Ee, Ömer de Taylan'a 3 tane kalem verirse x artı 5'e x artı 5 olur. Bir tane Eylül verdi 3 tane Ömer verdi toplam 4 tane kalem elde eldeştirirse cevap ortaya çıkar. Doğru cevabımız C idi. Geçtim 27'ye. Kat sayılar toplamı pozitif olan Px, Qx, Rx polinomları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Px çarpı Qx çarpı Rx polinomunun katsayılar toplamı Px polinomunun katsayılar toplamından 18 katıdır. Yani katsayılar toplamı bulmak için x gördüğümüz yere 1 yazmıyor muyduk? P1, Q1, R1. İşte bu P1'in 18 katıymış. Her iki tarafı bir güzel P1'e bölersem cort, cort. Demek ki Q1 ile R1'in çarpımı 18'miş bu cepte. Qx polinomunun katsayılar toplamı yani Q1. Rx polinomunun katsayılar toplamının yani R1'in 2 katıymış. Tamam. Şimdi o zaman ben şuna A dersem burası 2A olur. Yani şu 2A ise e burası A'ymış. 2A ile A'yı çarptım. 2 tane A kare eşittir 18 ise A kare burada 9'dur. Ve A 3'tür. Eksi 3 olamaz sonuçta. Değil mi? Kat sayılar. Ya gerçi kat sayılar toplamından bahsediyor. Eksi 3 de olabilir kusura bakmayın. A 3 veya eksi 3'müş. Güzel. Rx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan m'dir. Yani r1 m'ymiş Qx artı 1 polinomu sabit terimi 0 yaz. E o da Q1. E, Q1 de -1'miş. Ya e, ben şimdi R1 A bulmuştum ya mesela bu üçgen bu 6'dır. Değil mi? Ya da bu eksi üçgen bu -6'dır demem gerekiyor. M'den neyi çıkar demiş. Yani bundan bunu çıkar. E -3 kalır. Değil mi? Ya da -3'ten 6 -6'yı çıkar. Artı 3 kalır ama katsayılar toplam pozitif dediğine göre zaten negatifleri alamazmışız. Güzel. O zaman 3'ten 6'yı çıkardım. Eksi 3'ü buldum. Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Yani burada zaten eksi 3'ü alamazmışız gençler. Geçtim 28'e. Fatih'in 3 farklı uzunlukta 3'ü kırmızı, 4'ü mavi ve 1'i sarı olan 8 kalemi vardır. Buna göre aynı boydaki kalemler bir arada olmak şartıyla. Fatih kalemlerini en fazla kaç farklı şekilde sıralayabilir diye sormuş. Hepsi bir arada olacakmış gençler. Aynı boydakilerin. Yani şöyle paketleyelim mi ben bunları paketleyelim hadi gel. Şöyle paketledim ki ayrılmasınlar. Paketler içerisinde yer değişimi olabilir. Ama ama aynı uzunlukta olanlar birbiriyle ayrılmasınlar diye yaptık. O zaman paketler kendi arasında 3 faktöriyel biçimde yer değiştirebilir. Şu an paketleri değiştirdim özgürüm. Şu paketin içindekiler kendi aralarında 3 faktöriyel biçimde yer değiştirir. Şu paketin içindekiler kendi aralarında 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Neden 2 tane kırmızımız var çünkü. Ve çarpı şu paketin içindekiler yer değiştirseler de bir halt olmayacak. Çünkü 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel demek zorundayım. Yani 1. Şimdi 6 kere 6 36. Şurası da 3'tür. 36 kere 3 108'i verir. Cevabımız D şıkkında verilmiştir. Geçtim 29 artık son 2 sorumuz. Recep 0'a 1 noktası çıkarılan birim çemberin analitik düzlemde farklı bölgelerinde kalan kısımları farklı renklerle çiziyor. Recep farklı renkteki bu dört parçanın iki tanesini silmiş çizdikten sonra. Buna göre geriye kalan parçanın bir fonksiyon grafiği olma olasılığı soruluyor. Şimdi fonksiyonluk şartı neydi? Şu çizgiyi attığımda dikey doğru testi attığım takdirde iki noktada kesmemesiydi. O halde ben şunla şunu silersem geriye sadece şu parça kalacağı için fonksiyon olmaz. Eğer bununla bunu silersem şu parça kalacağı için yine fonksiyon olmaz ama geri kalan yerlerde mesela bununla bunu çizdim Artık burası bir fonksiyondur. Veyahut, veyahut bununla bunu sildim. Artık şu kalanla şu kalan bana bir fonksiyon grafiği verecektir. E, dolayısıyla gençler burada ben dört tanesinden herhangi iki tanesini 6 farklı biçimde 6 farklı biçimde seçebilirim. Bunlardan sadece iki tanesi fonksiyon olmuyordu. Şu ve şu. Tamam. E, doğal olarak sağlamayan iki tane durum var. Çıkarırsam sağlayan 4 tane durum var fonksiyon grafiği olma olasılığı istenen durum 4 tüm durum 6 4 bölü 6'dan 2 bölü 3'ün ta kendisidir doğru cevap D şıkkında verilmiştir dedik ve artık son sorumuza geçiyoruz bir veri sorusu bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı tekse ortadaki sayıya çiftse ortadaki sayının 2 e, sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı deniliyor Terimleri farklı tam sayılardan oluşan 1, 6, 7, 9, 29, A ve B. Veri grubunun medyanı A, Aritmetik ortalaması B'dir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi 1, 6, 7, 9, 29'u yazdım. A ve B var. Yalnız bunların 29'dan büyük olup olmadığını bilmiyorum. A ve B her yerde olabilir. Tamam A ve B her yerde olabilir. A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Bunların aritmetik ortalamasının B olduğunu, medyanının A olduğunu biliyorum. Şimdi medyan A ise ben A'yı buraya koyunca B'yi mecburen bu tarafa koymak zorundayım. Çünkü 3 sağda 3 solda kalsın diye. Tamam mı? Ee, veyahut veyahut ben B'yi bu tarafa yazarsam A'yı direkt şuraya falan yazmam gerekiyor. Ama farklı tam sayılardan oluşuyordu. O zaman araya bir şey giremez. Değil mi? O halde B'yi buraya yazarsam A'yı şuraya yazmak zorundayım. 3 burada 3 burada ama A buraya giremez. Demek ki ilk yazdığımız kesinlikle doğruymuş. Yani A buradaymış B de bu tarafta. Şimdi 7 ile 9 arasında 7-9 arasında Tek bir tane tam sayı var. O da 8. Demek ki A 8'miş abi. A 8. B de bu tarafta bir yerde o kesin. Şimdi gel aritmetik ortalamasına bakalım. 1 6 daha 7. 7 daha 14. 8 daha 22. 9 daha 31. 31. 29 daha 60 yapar. 60 artı B bölü toplam kaç sayımız vardı burada? 5 6 7 tane. 7'ye bölünce B geliyormuş o zaman. 60 artı B 7B'dir. 60 eşittir 6B'dir. B de buradan 10'dur. Demek ki B buradaymış. E 8 10'un toplamı sorulmuş. Doğru cevap B şıkkı olacaktı. Kalemi de şöyle fırlatalım. Evet gençler artık sonuna geldik. TYT provamızı da yaptık. Şimdi sırada AYT provası var. Artık yüreğinize su serpmem gerekiyor benim sizin. Yani çıkmış soruları çıkmış soruları 2018'den 2023'ün sonuna kadar çıkmış soruları ki bu senenin MSÜ'sü de dahil ee, güzel bir şekilde tekrar etmeden sınava girmemeni e, istiyorum. Güzel bir şekilde tekrar et abi. Bunları süreli çözme. Otur abi çayını al kahveni al rahat rahat kendini rahatlat biraz da herkes biraz kendinin doktorudur. Biraz da kendini rahatlat. Otur abi bunları güzel güzel çöz. Tamam mı? Bunları yala yut. Bizim için en değerli referans ÖSYM'nin hazırladığı sorulardır. Çıkmış sorulardır gençler bizim için en değerli referans. Başka ne olacaktı? Herhangi bir yayın. Yani şu an şu an piyasada bir sürü yayın evi var. Bir sürü soru bankası var. Bir sürü deneme var. Tonla yığınla. Abi bu denemelerin soruları, bu soru bankalarının, bu yayınların soruları ÖSYM çizgisine en yaklaşanı bile ÖSYM'nin çizgisine ÖSYM'den daha uzak kalır. Abi ÖSYM çizgisine en yaklaşan kaynak ÖSYM'nin çıkmış sorularıdır. Bu kadar 2-2-4 basit yani. Otur bunları çöz. Ben sana burada prova hazırladım. Bu soruları ben yazdım. Sorular kötü mü? Hayır. Ama bunlar bile ÖSYM'nin çizgisine ÖSYM kadar yaklaşamaz. Lütfen gençler gerçekçi olalım biraz. Tamam denemeler çözüyorsun. Piyasadan A yayını, B yayını, C yayını, D yayını, A yayını dedik. O da şimdi bak reklama girdi. A diye yayın mı var? <laughs> Gençler lütfen sizler rica ediyorum. Tamam yayın evlerinin sorularını çözüyorsunuz. Bunlar antrenman olacak illaki. Ama bizim için önemli olan çıkmış sorular. Lütfen. Tamam bir güzel sınava kadar çıkmış soruları bir daha tekrar ediyorsun. Ve sınava öyle giriyorsun canım kardeşim. O halde ayeti provasına görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.